Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarif sevgili çok eski arkadaşım Canan'da gördüm. Fit mühendisçe, bence hesabını takip edin, güzel tarifleri var. Pırasa böreği, çok bayıldım. Çok da güzel yorumlar vardı. Sevgili Canan, bakalım beğenecek misin benim yaptığım pırasa böreğini? Pırasalar çok büyüktü. 2 tane pırasayı ben ince ince doğradım. 2-3 çorba kaşığı kadar kaşar peynirim var, 2 yumurtam var, 2 çay bardağı mısır unu var, beyaz peynir, kefir ve yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağız. İlk önce yumurtalarımı çırpmakla başlayacağım. Pırasaya ben çok düşkünüm zaten. Pırasayı çok severim. Pırasalı köfte tarifimi de denemenizi çok isterim. Yumurtayı, zeytinyağı ve kefirle öncelikle bir çırpalım. Bunları çırparken biraz da tuz ilave edelim. Şimdi 2-3 tane de kurutulmuş domatesimiz var. Bunları da ince ince keseceğiz. Diğerleri hepsi kullanıma hazır. Domatesleri yayına bırakmışız. Olsun. Şöyle bir de ortadan keselim. Belki her bir dilime eşit miktarda gelsin. Pırasa güçlü bir antioksidan. İçinde sülfürlü maddeler var. O yüzden kansere karşı koruyucu. Bu tarif glutensiz bir tarif olacak. Çünkü içerisinde mısır unu var. Kullandığınız un kara buğday unu da olabilir. Yine o da glutensiz olur. Ama işte tam çavdar, tam buğday gibi bir un kullanırsanız o zaman içine gluten girmiş olur. Eğer gluten hassasiyetiniz varsa, yoksa normal tabii ki unla da yapılabilir. Şimdi yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Eledim 2 çay bardağı mısır ununu. Evet, biraz unumu karıştırdım. Biraz da pırasadan ekleyelim. Biraz kaşar peyniri yarısını. Kapya biberin yarısını. Bence herkes içine zevkine göre baharat karıştırabilir, değil mi Canancığım? Pul biber, karabiber, kekik, biberiye, nane, dereotu. Artık kaşarın tamamını koyacağım. Beyaz peynirimiz de var. Kurutulmuş domatesler. Biberin geri kalanı. Ve unumuzun devamı. Ve pırasanın tamamı. Şimdi artık karıştırıcıyla daha fazla malzemelerimizi parçalamayalım. Bir kaşık yardımıyla devam edelim. Çünkü kıvamını aldı. Tüm malzemeleri karıştırdım. Şöyle şu kıvamda bir şey oldu. Tepsiye yağlı kağıt serdim. Fırınım hafif ısınmış durumda. Şimdi alalım kaseye. Çok merak ediyorum nasıl olacak sevgili Canan. Biraz üstüne baharat ekleyeceğim. Biraz kekik koydum. Pul biber de ekleyeceğim. Hadi birazcık da karabiber gelsin. Tamam. 160-170 derecelik fırına önceden biraz ısıttık. Şimdi koyuyoruz pırasa böreğimizi. 160-170 derecede ya. Kimin telefonu ya? Güzel kokular geldi. Fırınımı kapattım. Yaklaşık 35-40 dakika sürdü. Üstünden de gayet kolay hemen piştiğini anlayıp görebiliyorsunuz.
Hala sıcak. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten tadı için sabırsızlanıyorum. Bu biraz soğusun. Bunu bir tabağa alayım, porsiyonlayayım ve tadına bakayım. Sizinle nasıl olduğunu da hemen paylaşayım. Bakın neler yaptım. Üzerine dereotu serptim. İçine koyduğum kapya biberden, artan kapyadan 2-3 tane böyle dilimleyip yanına süs yaptım. Dörde böldüm. Dörde böldüğüm dilimlerden bir tanesinden küçücük bir dilim daha yarattım. Bakın beyaz peynirleri çok güzel içinde görünüyorlar. Hem birazcık soğusun hem de bir an önce tadına bakabileyim diye. Muhteşem! Sevgili Canan, fit mühendisçi, eline sağlık. Beni bu tarifle tanıştırdığın için ne olur yapın, yorumlarınızı da yazın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Afiyet olsun, şifa olsun diliyorum. Buyurunuz.